Petri'yi bu bölümdeki ilk videodan hatırlıyor olmalısınız. Kendisi bize kamera kullanımından bahsedecek. Peynir, bir hikaye anlatırken alan derinliğini nasıl kullandığını anlatabilir misin bize lütfen? Hikaye anlatımında olan... Alan derinliğini yoğun olarak kullandığımız kısa filmlerden biri Mavi Şemsiye'ydi. Yönetmenimiz Saşka bana sinematografi konusuyla geldiğinde seyircinin bu aşk hikayesinin nasıl çözüldüğünü hissetmelerini istediğinden bahsetmişti. Seyirci ile süje arasında bir uzaklık olduğu hissini vermek için daha uzun bir lens kullanmaya karar verdik. Bilirsiniz, aşık olduğunuz zaman gözünüz başka hiçbir şey görmez. Sadece o kişiye odaklanırsınız ya, bu da işte öyle bir şey. Biz de buna benzeyen bir his yaratmaya çalıştık. Diğer seçimlerin yanı sıra çekim sırasında kamerayı hareket ettirmeyi de tercih edebilirdiniz. Hikaye anlatırken bu yöntemden faydalandığın oluyor mu? Evet, kesinlikle. Kameranın hareketi çok önemli. Mesela ters yüzde, ters ve düz dünyanın nasıl işlediğini anlamak için kamera hareketlerini kullandık. Düz dünya tamamen hayal ürünü olan kusursuz bir yer. Kamera hareketleri mekanik ölçülü ve neticede bir karakter hareket ederken onun nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz. Dış dünyada ise hareketler daha organik ve o anı yaşatmaya yönelik. Dolayısıyla hareket ve yarattığı his aslında daha farklı. İşte bunun için kameranın nasıl hareket ettiği de oldukça önemli. Doğru noktanın odakta olduğundan emin olmak için görüntüyü aynı gerçek bir kamera kullanır gibi odaklıyorsunuz değil mi? Oda ya da odaklama yöntemini de bir anlatım aracı olarak kullandığını oldu mu peki? Evet, bu yöntemi yine ters yüzde Riley'nin dünyası olan gerçek dünyanın kusurlarını ön plana çıkarmak için kullanmıştık. Riley'nin dünyası San Francisco ve Minnesota gibi gerçek yerlerden öykündüğü için kameranın mümkün olduğu kadar gerçekçi ve doğal olmasını sağlamaya çalıştık. Kusurlar gerçek dünyanın bir parçasıdır. Her şey bilgisayarların içinde olup bittiği için Pixar'ın odaklanmaları her zaman mükemmeldir. Bunun için ikinci ve üçüncü bölümlerde kameraman hareketi takip etmeye çalışırken bilerek kameranın kısa bir süre odağını kaybetmesine ve yeniden odaklanmasına izin verdik. Evet, bu kusurlu bir ortam yaratmak için kullandığımız yöntemlerden biri. Bu sayede seyirciye böyle bir his vermeye çalışıyoruz ama bunu ''Aa evet, ne yaptıklarını anladım'' diye belli ederek değil. Geldiğin için teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için sağ olun.